Süleyman Soylu da demiş ki neyin hesabını soracaksınız? Bir hesap soracağım ben şimdi Sayın Soylu'ya. Hani diyor ya neyin hesabını soracaksınız? Bir hesap sorayım. Önce bir tane çok hepimizin bildiğini soralım. İçişleri Bakanı olarak mafyadan 10.000 dolar milletvekili her ay harcıra alıyor dedim. Ya sen İçişleri Bakanısın. Eğer sen bunu açıklamıyorsan ben anlayacağım, belki sen aldın. Ya bir milletvekili, bir siyasetçi bunu alıyorsa ve bunu Sedat Peker değil, Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak söylüyorsa kardeşim, bunu sen açıklayacaksın. Sen bunu açıklamazsan işte senden bunun hesabını soracağız. Soruyordun ya neyin hesabını diye. Peki bir hesap daha soralım. Hesap madem sormuş söyleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz'ı Avusturya'dan neden istiyorsunuz kardeşim? Neden Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'dan iadesini istiyorsunuz? Neden söyleyeyim? Kara para aklama suçuyla ilgili bu adamın bir sürü dosyası var. Başka? Dolandırıcılıkla ilgili evrakları var. Başka? Siyasi nüfuz için kara para kullanmakla ilgili evrakları var. Peki Sezgin Baran Korkmaz hikayesi nedir dersiniz? Ekim, Kasım, Aralık. Hikaye budur. Ekim ayında Sezgin Baran Korkmaz için yurt dışı çıkış yasağı koyuldu. Kara para aklamak, dolandırıcılık suçundan. Gene Ekim ayında 2020'den bahsediyorum. Mal varlığına tedbir koyuldu. Güzel, çok güzel değil mi? Yargı bu kararları aldı. Kasım ayında ne oldu? 2020'nin Kasım ayında. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışı yasağı kalktı. Kaldıran ne oldu? Yurt dışı yasağını kaldıran hakim ne oldu? Adalet Bakan Yardımcısı oldu. Başka? Mal varlığına tedbir kararı da kaldırıldı. Kaldıran savcı ne oldu? Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Pardon. İyi ki bu danışmanlar var. Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Sonra öğreniyoruz ki Kasım ayında bunlar oldu. Aralık ayına geldik. 4 Aralık'ta yurt dışı yasağı kaldırılıverdi. Mal varlığı tedbiri kaldırılıverdi. 4 Aralık'ta Sayın Soylu Sezgin Baran Korkmaz'la buluştu. Görüştü. Buluştuğu bilmiyorum, görüştü. 5 Aralık'ta ertesi gün Sezgin Baran Korkmaz hatta gitti. Kaçtı. Sonra öğreniyoruz ki bu Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binmeyen devlet görevlisi kalmamış. Süleyman Soylu dahil. Bunların içinde hepsini saymıyorum. Ama gerektiğinde sayarız. Ama şu kadar söyleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz'ın özel uçağına binmeyen devlet büyüğü kalmamış arkadaşlar. Şimdi Süleyman Soylu. Biz bunun hesabını sormayalım. 2017'de Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindin mi binmedin mi? Özel uçağına. Sezgin Baran Korkmaz'la görüştükten sonra ertesi gün adam niye kaçtı? Kaçtıktan sonra tekrar yakalama kararı niye çıktı? Şimdi Avusturya'dan adamı niye istiyorsun kardeşim? Hesap soracağız. Neyin hesabı? Mesela bir hesabı sormayalım bu Soylu. FETÖ'ye karşı hamaset yapıp duruyorsun. 15 Temmuz darbesinin baş mihmandarı Adil Öksüz yakalandıktan sonra nasıl salıverildi? Kim salıverildi? Hangi kanunsuz emirle Adil Öksüz salıverildi ve kaçırıldı? Bu salıverilme ve kaçırılma işinde görev kusuru, görev ihmali, görev suçu işleyen bürokrasiden, ya adli mercilerden, emniyet mensuplarından hesap soralım mı, sormayalım mı ya? Soruyorum. Soma maden faciasından sonra yakınını kaybeden madenci yakınına tekme atan polisten, tekmeleyen polisten hesap soralım mı, sormayalım. Bunun için diyoruz ki
kamu bürokrasisine, devletin memurlarına, hakimlerine, savcılarına kanuna uyun. Erdoğan'dan korkmayın, kanundan, anayasadan, Allah'tan korkun diyoruz. Kimse aç kalmaz. Bunlar bir sene sonra gidecek. Yarın hesap veremeyeceğiniz işlerin altına imza atmayın diyoruz. İmza derken işte en son Isparta Şehir Hastanesi'nde, bunlar memur değil midir bu ihale komisyonu? Memur. Bir tane hanımefendi şerh koymuş. Demiş ki hanımefendi, bu temel atma 12 Mart'ta bu firma tarafından yapıldı. İhale 24 Temmuz'da yapıldı, 4 ay sonra. Bu olmaz, bu etik değil. Etik değil. 4 ay önce temel attırıyorsun adama, 4 ay sonra gel sana bu işi vereyim diyorsun. Hanımefendi, kadıncağız şerh koymuş. Namuslu bürokrat. Allah'tan korkan bürokrat. Erdoğan'dan değil, Allah'tan korkan. Kuldan utanan bürokrat. Ama yukarıda, şimdi isimlerini saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5 bürokrat da, 5 yetkili de şakır şakır imzalamış. Bunlardan hesap sormayalım mı kardeşim? Bu çalınan milletin parası, yetimin parası, tüyü bitmemiş yetimin parası. Fakir fukaranın parası. Değerli arkadaşlar, dünyanın her yerinde küme düşen takımın teknik direktörünün işine son verilir. Türkiye 1970'li yıllardan beri G20'nin içindedir. AK Parti Türkiye'yi devraldığında Türkiye G20 içindeydi ve 17. sıradaydı. Altında 3 ülke daha vardı. Ve maalesef bunu üzülerek söyleyeyim. Türkiye G20'den düşmüştür. Hayırlı olsun. Bu Türkiye ekonomisinin geldiği yeri göstermek bakımından kötü, vahim bir tablodur. Bu bir takımın Süper Lig'den, neydi ondan sonraki lig? Birinci lige düşmesi gibi bir şeydir. Hangi takım hangi takım yönetimi takımı küme düşüren teknik direktörü takımın başında tutar? İnanarak söylüyorum, aziz milletimizde Türkiye'yi küme düşüren Erdoğan'ı Türkiye'nin başında tutmayacaktır diyorum. Teşekkür ederim. Biz iktidar olunca bir kere enkaz edebiyatı yapmayacağız. Kötü Türkiye. Zaten bilerek giriyoruz. Biz Türkiye'yi çok tablo çok vahimdi, biz iktidar olduğumuzda demeyeceğiz. Devri sabık yaratmayacağız. Biz bir şey yapmayacağız. Bizim yapacağımız iki şey var arkadaşlar. Elbette Yüce Divan mekanizmasının çalışacağı hususlar olacaktır. Bu bir devri sabık olarak algılanmamalıdır. Ama esas itibarıyla iki şey yapacağız. Elimize bir makas alacağız. Yargıçların cübbesindeki düğmeleri keseceğiz. Bir onu yapacağız. Elimize gene bir bıçak alacağız. Şimdi artık metal kelepçe yok, plastik kelepçe var. Savcıların elindeki kelepçeleri kesivereceğiz. Sonra sistem kendini zaten muhafaza altına alacaktır. Ya sorulmasın mı ya? Yani şimdi bir hırsızlık var. AK Parti iktidar oldu 2002'de, mecliste 5 tane soruşturma komisyonu kurdu. Eski hükümetin kimi bakanlarıyla ilgili soruşturma komisyonu kurdu. 2 ya da 3 tanesini de Yüce Divan'a gönderdi. Sen 19 yılda bir sürü iş yaptın. Kendi bakanlarını istifa ettirdin, siyasi hayatlarını bitirdin ama mecliste soruşturma komisyonu kurulmasını önledin. Şimdi bu Sezgin Baran Korkmaz'la bu tür ilişkisi olanlarla ilgili gözümüzü kapatıverelim mi? Millet bunu istiyorsa bunu da yaparız. Ama millet bize hesabı sorun diyecek. Benim kör kuruşuma el uzatandan hesap sorun diyecek. Devir olarak bir devri bütün AK Partilileri, bütün AK Parti yetkili ve etkililerini sabıkalı ilan etmeyeceğiz. Bütün 19 yıl içinde kamuda görev yapmış üst bürokratları, orta düzeyde bürokratları sabıkalı ilan etmeyeceğiz. Suçların ve cezaların şahsiliği prensibinden hareketle suç işleyenden kamu adına hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hesap soracağız. Burada anlatamadığımız neler var? Utandığımız için anlatamadığımız o kadar kirli işler var ki. O kadar usulsüzlükler var ki. Ama tabii biz belge olmadan da konuşmayız. Evet, vicdanen kanaat getiriyoruz. Ama belgeye ulaşamadığımız sürece de bunları gündeme getirmiyoruz. Şimdi şu savcıya
şu savcı şunu, işte Sabık Holding diye bir broşürümüz var. Bunu örgütlerimiz dağıtıyor. Bazı yerlerde savcılar işgüzarlık yapıp bunun dağıtımını engelliyor. Ne var burada? Olanları anlatıyor, olanları. Kimle ilişkisi var, kimle ne yapmış, kimle nerede görüşmüş. Ne var bunda? Para trafiğini anlatıyor. Kara para trafiğini, uyuşturucu trafiğini. Ne var bunda? Savcı bey, bunda ne var kardeşim? Bunu niye toplatıyorsun? Nereden emir alıp da bunu toplatıyorsun? Bunları halledeceğiz. Şimdi ben burada bir laf ediyorum. Diyorum ki, bakın bugün, ayın kaç, 21'i mi? 21 Ekim kardeşim. Bugün itibariyle söylüyorum diyorum. Sayın Genel Başkan'ın söylediği de budur. Yani niye 18 dersen, cuma akşam söylediği için araya cumartesi pazar girecek, kamu çalışmıyor. Kamunun çalışmaya başladığı tarih olan 18 Ekim işaret etmesinin altında özel bir şey aramaya gerek yoktur. Biz uyarımızı yaptık. Ha bu şu demek mi? Yani genel başkanın uyarısından önce suç işleyenlerle, devleti soyan, çalanlarla meşgul olmayacağız mı? Olacağız. Olacağız. Bunda bir tereddüt yok. Ama özellikle bu uyarıdan sonra parti militanı gibi çalışan bürokratlarla ayrıca hesaplaşacağız tabii ki. Bu tarihten sonra. Bugüne kadar AK Parti militanı gibi çalışmış, korkmuş, sindirilmiş bürokratlara deriz ki kardeşim biz de uyarıyı geç yaptık, bu ayrı. Ama bu tarihten sonrakiler ayrı. Ama hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük orada tarih yok. Yani hırsızlık 18 Ekim'den öncesi iyi, masum 18 Ekim'den sonrası şey olmaz, fena olmaz. Hırsızlık hırsızlıktır, hep fenadır.